Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün pek çok açıklama var. Mehmet Şimşek'ten CDS'lerle ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye kazandırılmasında muvaffak olamadık diye altınla ilgili açıklamalar yaptı. Diğer taraftan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı'ndan da kur korumalı ile ilgili açıklamalar var. Hepsini konuşacağız ama diğer taraftan da carry trade ile gelen dövizlerde hızını kesmiş gibi görünüyor. Bunun faturasını biz ne zaman ödeyeceğiz onu da merak ediyoruz. Bayram Bey de karşımızda sorularımızın cevaplarını alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Evren Hanım, hoş bulduk. Evet, carry trade gerçekten bir süredir sadece bütün ekonomi bunu konuşuyor ama gelen döviz hızını da kesmiş görülüyor. Bunun için ne diyeceksiniz? Bunun zaten bize büyük bir faturası olacağını her zaman söylüyorsunuz ama hızla kesmeye başlamış. Bunun faturasını biz ne zaman ödemeye başlayacağız? Bunun faturasını muhtemelen 2-3 ay içerisinde ödemeye başlarız. Daha da erken olabilir. Ne kadar hız kesecek onu görmek lazım. Çünkü yavaşları kilitle ilgili gelen döviz miktarı. Şimdi Türkiye'de dün de önceki gün anlattık nasıl döviz gelebilir, hangi döviz sağlıklı diye. Kilitle gelen dövizin sağlıklı olmadığı çok net ve açık. Çok net ve açık. Dolayısıyla şimdi bu yavaş yavaş bu sıkıntı. Neden sıkıntı? Biraz onu anlatalım. Şimdi bir anda yüz milyarlarca TL karşılığında milyarlarca, 10 milyarca dolar para geldi. 60-70 milyar dolardan bahsediliyor. Temel rakamlar muhtemelen Perşembe günü Merkez Bankası yarın bilançosunda görebiliriz. 60-70 milyar dolardan bahsediyor. Bunun karşılığında çok ciddi bir TL basmış. 3'te çarp işte yani. 30'da çarp bunu. 700, 3'e 2,2 trilyon civarında bir paradan bahsediyor. Peki paralar nasıl gelmiş olabilir? Büyük bir kısmı carry trade'de geldi. Carry trade'de gelen para her an çıkabilecek bir para. Bir servet zinciri gibi düşünün. Her an çıkabilecek para. Çünkü bu para ürkek bir para, korkak bir para. Her an gidebilir. O zaman bu parayı tutmak için senin sürekli faizi yüksek tutman lazım. Hatta biraz daha da artıyor olman lazım. Başka bir carry trade'le parayı tutamazsın. Tutmanın yolunu bulman lazım. Ben kur korumalı mevduat gibi düşün. Başımıza bela. Bozulmasın diye neler yaptık? Kaç tane taklatıldı? Vesaire. Şimdi burada sıkıntı carry trade'de gelen parayı nasıl tutacağız? Tutabilecek miyiz? Bu sağlıklı bir döviz değil hızla hemen çıkabileceği için. Kalıcı bir para değil. Bu önümüzdeki dönemde yine can sıkacak gibi görünüyor. Neden yavaşladığını bulursak sonucu daha iyi görürüz. Uluslararası piyasalarda swap TL faizleri hızla düşmeye başladı. Öyle bir TL verdi ki piyasalara bol miktarda. Tamam mı? Merkez Bankası piyasadan para çekmeye yetişemiyor. Öyle bir TL verdi ki döviz karşı. Dövizi toplayalım diye aslında öyle bir döviz verdi ki. Şimdi ne oldu? Sıkıntı büyük. O TL'leri geri emmen lazım. Faizler çıksın. Faizler 50'lerden şimdi 30'lara, haftalıklarda 28'lere gelmeye başladı. Bu çok ciddi sıkıntı. Bu sefer ne oldu? İnsanlar faize getiri görmemeye başlayınca artışınız düşmeye başladı. Bir süre sonra terse dönmeye başladı. İşte terse döndürmeden tutman lazım. Tutacağın sırada da çok ciddi bedel ödeyeceksin. Aynı zamanda bu bedeli azaltmak için de çok ciddi döviz geliri, sağlıklı döviz geliri yapman lazım. Bu sağlıksız bir döviz gelişi. Sağlıklı döviz geliri mutlaka yolunu bulman gerekiyor. Bulabilecek miyiz? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama carry trade'de faizle TL faizlerin gevşemenin nedeniyle ciddi bir sıkıntı var. Artış hızı ciddi, çok ciddi anlamda yavaşladı. İşte bu yavaşlama aynı zamanda kur baskısını beraberinde getirir. Yani çünkü çıkışlar başladı mı döviz talebi kur artışla beraberinde getirir. Bu çok ciddi sıkıntıya neden olur. İçeride çok ciddi gürültüye neden olur. Zaten son günlerde yine bir kur şoku da konuşulmaya başlandı bu carry trade ile İşte birlikte. konuşmanın perde gelişine bu yatıyor. Konuşulma başlandı, gerçekleşir. Bunu hep beraber göreceğiz ama bu yatıyor. Gereksiz bir faiz indirimi yaparlarsa da çok ciddi sıkıntılar yaşanır. Zaten çünkü piyasa faizi şu an fiyatlıyor. İşte bu aşağı doğru gelişir. Şimdi faizler Merkez Bankası'nın müdahale etmesi lazım. Faizler diyor 28'ler 30'lar doldu mu? Kredi gitti zaman da piyasa karma karışık. Kur baskısı inanılmaz etki yapar. Bir anda 10-15 milyar dolara çıkmaya çalıştığını düşün. Darmadağın eder piyasayı. Onun için çok dikkat etmeleri lazım. Maalesef uyarıda dikkat olmadığı için çok ciddi bir kredi geldi. Kredi dolar geldi. Bu paraları hiç olmazsa sağlıklı para kazanana kadar tutman lazım. Başka az takdirde
kurun patlamasına engel olamazsın. Evet. Peki gelelim o zaman diğer açıklamalara. Başta da söylemiştim. Bugün pek çok açıklama geldi. Mehmet Şimşek şöyle bir açıklama yaptı. CDS'lerimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde, son 1 yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 bas puanken ülkemizde 400 bas puanın üzerinde gerçekleşti dedi. Doğru, üzerindeydi. Şu an 263'lerde halen yatırım yatırılabilir ülkeler seviyesine gelmiş değil. Evet, iyileşme var mı? Var. Ama halen yatırım yatırılabilir seviyeye gelmiş değil. Şu an dünyaya kredilerle beraber dünyadaki en yüksek dolar faizini ödüyoruz. Altını bir düşünüyorum. Dünyadaki en yüksek dolar faizini ödüyoruz. Evet. Bitti. Burada sözün bittiği yer burası. Bana artık CDS mi yediyse hepsi hikaye. Ha, kimse anlatmasın. O zaman hepsini gidip kredi de kullansaydı bütün bankalar. Ne? Kredi de %35-40 faiz ödüyoruz ki. Birleşik faizi, yıllık faizi 36-40 arasında. Ha, siz dediğin ki 20 bizim hesaplarımıza göre. İşte swap yaparsan 20'lerde ama satıp alırsan 39-40 kazanıyoruz. O zaman niye biz bir faiz ödüyoruz ki? O zaman herkes kredi kullansın. 50-60 milyar dolar kredi kullanın. Yani şimdi bazı şeyler söylendiği gibi olmuyor. Gönül onu istiyor da bir de gerçekleri var. Piyasanın gerçekleri var. Ona bakman lazım. Çok yüksek karnadır. Dolayısıyla CDS priminin şu an Türkiye'nin maliyetlemesine çok bir etkisi yok. Olabilecek etkisini de CDS'de yok ettik. Öyle söyleyeyim size. CDS'de ortadan kaldırıp maalesef. Evet. Peki gelelim Cumhurbaşkanı'na. Yani baktığımızda yastık altı altın miktarı geçen ay 4000 tonu aştığı tahmin ediliyor. Böyle rakamlar paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı dedi ki ekonomiye kazandırılmasında muvaffak olamadık dedi. Yani ilk defa aslında muvaffak olamadıklarını anlatan da bir cümle kurmuş oldu. Ya olamayacaklarını zaten söyledik. Bakın hiç kimse kalkıp da hiçbir hanımefendi kolundaki bileziğini götürüp vermez. Bunu diğerleri de aileler de bunu işte düğünlerde şurada burada toplanıyor vesaire kendilerinin gelecek sigortası olarak görüyor. İşte ekonomik krizler şoklara karşı sigortası olarak görüyor. Neden görüyor? Haklılar mı? Haklılar. Ta 1950'lerden bu yana baktığınız zaman halkın parada her zaman siyasiler tarafından çarçur edilmiş. İş adamları da güvenmiyor. Halk da güvenmiyor. Haklı mı? Haklı. Ne de haklı? Hadi gel onu konuşalım o zaman. Şimdi bakın halktan ne kadar habersizler biliyor musunuz? Şurada bakalım. Merkez Bankası'nın ne diyor Merkez Bankası çalışmadan diyor ki yıl sonra enflasyonu 36-38 olur diyor değil mi? Hadi gel bakalım şimdi. Merkez Bankası anket yaptığı yandaş anketörler ne diyor? 43.6 olur enflasyon diyor. Peki halk ne diyor? Ya siz de dalga mı geçiyorsunuz? %92 olur diyor. 3 tane ayrı kurum en son KONDA yaptı. KONDA 3 tane ayrı kurum anketinde %90 üzerinde çıkıyor. Bakın kurumlar halktan kopmuş. Bazı yandaşlar da kopmuş halktan. Şimdi böyle bir ekonomide vatandaş sana niye gelsin? Sana güvenmedi açık açık koyuyor. Senin doğru söylemediğini söylüyor. Sen vatandaşına sen olmazsan vatandaş sana güvenip niye parasını versin? Aptal mı? Niye versin abi? Vermez. Bunun başta olmayacak. Zaten baştan beri söyledik vermez. Yurt dışındaki iş adamları getiriyor mu? Getirmiyor. Anladın mı? Getiriyor mu? Getirmiyor. Niye getiriyor? Çünkü sana güvenmiyor. İş adamı güvenmiyor. Vatandaş güvenmiyor. Peki sen kim için politik üretiyorsun? Soru bu. Çünkü getirmiyor. Niye getirmiyor? Çünkü zaman zaman iş adamı insan gidiyor birileri çöküyor. İşi, siyaset de bizde öyle bir şey ki. İşte burada anayasa devreye biz ne diyoruz? Yapısal reformlar, yapısal ekonomik reform demiyoruz. Yapısal reformlar diyoruz. Anayasayla sen bu kadar oynarsan sana ne vatandaşın ne de iş adamı güvenmez. Kimse kusura bakmasın. Aynen. Dünyada Türkiye kadar anayasasıyla oynanan bir ülke var mı? Yok. 177 maddenin 134'ünü değiştirmiş siviller. Hala şey diyorlar, iktidar anayasası. Ya 134 tanesini değiştirmişiz. Onlarca kere anayasa değişikliği yapmışız. Peki hepsi toptan niye değiştirmediniz? Madem iktidar anayasası 80 anayasasını. 80 milyona kaç sene geçti? 44 sene. 44 senedir ne yaptınız abi siz? Niye değiştirmediniz o zaman? 80 iktidar anayasası. Bir kere yapsaydı bitseydi. Değiştirilemez olanları da değiştirmeye çalıştıkları için hala uğraşmazlar. İşte zaten sıkıntı burada. Sen bu kadar anayasanla bırak yasayı. Anayasanla bu kadar oynarsan sana ne halkın güvenir ne iş adamın güvenir. Olay evet. Bu.
Peki son olarak başta da söylemiştim, izleyicilerimizden merak edenler olur. Biraz da kur korumalıyı sormak istiyorum. Çünkü Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı var, Alparslan Çakar. Kur korumalı ile ilgili açıklama yaptı. Kur korumalının büyüklüğü 68 milyar dolar düştü dedi. Peki bu ne anlatıyor? 68 milyar dolara mı düştü? 68 milyar dolara mı düştü? 68 milyar dolara düştü. Evet, 68 milyar dolara düştü. Bak, hala düşmüyor. Sen düşüyor ama düşmüyor. 68 milyar dolarlık kur korumalı mevduat var. Evet. Bak, hala insanlar bir devalüasyon bekliyor. Bozmuyor. Tamam. Şimdi çok önemli. Buradaki kitle, bu kitle çok önemli. Anladın mı? Bu kitle diyor ki ben hala size güvenmiyorum. Bu ülkede de öyle söylüyorsunuz. Siz diyor kuru suni olarak tutuyorsunuz. Bu diyor artacak. Minik minik bozanlar var. Artık o ilk baştaki hızı kayboldu. Şimdi gerçek dövizler, döviz yatırımcıları ortada. Bu 68 milyar gerçek döviz yatırımcıları. Gerçek güvenmeyenler. Politikalara güvenmeyen. Onun için de bozmuyorlar. Çok açık. Dolayısıyla Alparslan Çakar'ın söylediği bir şey daha var. Bunu hızlandırmak için bir sözü daha var. Kur enflasyon kadar artmayacak diyor. Kur enflasyon kadar artmayacağı garantisi, faiz kadar artmayacağı garantisi yabancıya verildiği için zaten carry trade olayı gerçekleşiyor. Şimdi sıkıntı bu. Bir kere Alparslan Çakar karar mekanizması değil. Nasıl karar verdin sen buna? Sen karar mekanizmasısın. Kurun artmaması ile ilgili. Burada karar mekanizması Sayın Mehmet Şimşek'tir. Doğru mu? Merkez Bankası'dır. Sen karar veremezsin. Sen burada Merkez Bankası Başkanı'ndan da Sayın Mehmet Şimşek'ten, Hazine ve Soru Bakanı'ndan daha kararlı konuşuyorsun. Ne oluyor ki? Böyle bir şey olabilir mi? Sen bunu söylersen anlıyorum. Çok başlı bir ekonomi yönetimi ortaya çıkar. Ve bu doğru değil. Bu manipülatif bir söylemdir. Manipülatif bir söylemdir. Evet. Şimdi bu ya, doğru bir şey değil. Şimdi kusura, kimse kusura bakmasın. Herkes ağzına çıkan bir düşünecek duracak. Yani bu sözleme biz artırmayacağız. Artmayacak başka bir şey, artırmayacağız başka bir şey. Eğer Mehmet Şimşek artırmayacağız derse tamam, bunun için karar alınmıştır. Bitti. Uygulamasını göreceğiz. Ama sen bankada biliyor bunu söylemezsin. Senin vazifeni değil. Dolayısıyla işte bunlar hepsi ekonomi güvensizlik işaretleri, vatandaşın güvenini kıran işaretleri, vatandaş da bu nedenden dolayı dövizini bozmuyor, yastık altı dövizini bozmuyor. Kuru korumalı mevduattaki bozulma son derece düştü, hız kaybetti, tamamen hız kaybetti. Ve şimdi eğer faizlerle oynanmazsa carry trade'de başımıza bela olacak, çok net. Umarım Merkez Bankası piyasa faizlerini swaplarda, swap piyasalarında olsun, onda swap piyasasında içeride olsun, faizleri yukarı doğru çeker. Eğer çekmezse kredide gelen para geri gitmeye başlıyor, işte yangın o zaman başlar. Peki, bugün de böyle noktalıyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yarın herkese görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Hoşçakalın.